Berlin'in en modern güzellik salonu Secrets Element, başkent panoramayı sunar. Başkent Panorama'dan iyi akşamlar sevgili seyirciler. Tarih 9 Mart günlerden pazartesi ve her zaman olduğu gibi haftanın haberleriyle karşınızdayız. 11. Uyum Zirvesi Berlin'de gerçekleşti. Başbakan Angela Merkel başkanlığında düzenlenen zirvenin gündemi uzman iş gücü güç oldu. Ancak aşırı sağ saldırılara karşı alınacak tedbirler de konuşuldu. Toplantı öncesinde açıklama yapan Başbakan Merkel, "Bu saldırıları durdurmayı şimdiye kadar başaramadığımız için çok üzgünüz. Bizim daha çok şey yapmamız gerekiyor. Çünkü sonuçtan hiç memnun değiliz. Bu ülkede yaşayan herkes kendini güven içinde hissetmeli ve kendi onuruyla kabul görmeli. Anayasa bize bu görevi veriyor. Biz sözlerin nasıl eyleme dönüştüğünü gördük. Bu bizim şiddete dönüşmeden önce çok dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor," diye konuştu. Zirveden sonra düzenlenen basın toplantısında da konuşan Merkel, ülkedeki aşırı sağ sorununu ele aldıklarını belirtti. Aşırı sağ ve ırkçılığa karşı çalışmalar yürütmek amacıyla kabinede bir komisyon kurma kararı aldıklarını ve komisyonun bilgi ve gelişmeleri düzenli olarak paylaşacağını açıkladı. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel Şehitlik Camisi'ni ziyaret etti. Geisel, Cuma namazından sonra SPD Berlin Eyalet Meclisi Grubu Başkanı Gayet Salih ile cemaate hitap etti. Andreas Geisel, 19 Şubat'ta Hanau kentinde ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin Almanya'da yabancı olmadıklarını dile getirirken, "Bu ırkçı saldırıların hedefi toplumu bölmektir, buna izin vermeyeceğiz," dedi. Çok sayıda Müslümanın ırkçılıktan olumsuz etkilendiğini ve bundan dolayı kızgın olduğunu ifade eden Geisel, "Çok sayıda kişinin kendilerinin devlet tarafından yalnız bırakıldığını düşündüğünü biliyorum. Biz sizi yalnız bırakmayacağız, biz sizin yanınızdayız," diye konuştu. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yüceköke'le sohbet etti. Berlin Şehitlik Camisi Başkanı Yakup Ayar ve DİTİB Berlin Eyalet Başkanı Fatih Eroğlu'dan da bilgi aldı. Berlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, koronavirüsü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sayının daha da artacağına dikkat çeken Kalaycı, yiyecek depolamaya gerektirecek bir durum olmadığını da belirtti. Berlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, Almanya'da koronavirüsüne yakalanan kişi sayısının artmasının ardından bir açıklama yaptı. Kalaycı, konuya dair, "Berlin'de bir doktor, bir öğretmen ve bir de kadının aralarında bulunduğu 5 kişide yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı. Vakalar hastanede tedavi altına alındı. Hastalar birbirinden bağımsız başka yerlerden virüsü kapmış, yani hastaların birbirine bulaştırması söz konusu değil. Hastaların yakın temasta olduğu 200 kişi de virüs şüphesiyle gözetim altında. Testler yapılıyor. Vaka sayısı artabilir ve artacaktır da. Ancak ne kadar artar bilemeyiz. Kısa bir süre sonra bitecek demek kolay değil. Zamana ihtiyaç var," dedi. Okulların virüs nedeniyle tatil edilip edilmeyeceğine dair ise, "Gripten dolayı tatil yapılamaz. Her yıl binlerce kişi gripten ölüyor. Koronavirüs tatili neden olsun? Hükümetin gündeminde böyle bir karar yok. Berlin'de hastalığa yakalanan öğretmenin görev yaptığı okul ve aynı kampüste bulunan ilkokul önlem amacıyla tatil edildi. Bir özel okulun yönetimi de kendi başına önlem amacıyla derslere ara verme kararı aldı. Başka da derslere ara verilen okul yok," diye konuştu. Koronavirüsünün bulaştığı kişi sayısının artış göstermesinin ardından Lufthansa uçuş kapasitesini %50'ye kadar azalttı. Bu durumun aynı zamanda Lufthansa'ya bağlı diğer uçak şirketleri için de geçerli olacağı ifade edildi. Alman havayolu şirketi Lufthansa Group, koronavirüsünün yayılmasıyla birlikte rezervasyonlardaki sert düşüşün ve çok sayıda uçuşun iptali nedeniyle olağanüstü bir durum yaşadıklarının altını çizdi. Bu nedenle talebin azaldığını belirten havayolu şirketi, kapasitelerini %50'ye kadar azaltacaklarını duyurdu. Söz konusu önlemin, talepteki düşüşün finansal sorunlarını azaltmaya dönük olduğu söylenirken, personel alanında kemer sıkma tedbirlerinin yanı sıra malzeme maliyetlerini, proje bütçelerini ve diğer likidite önlemlerin alındığı da belirtildi. Almanya'da Avrupa Birliği ülkelerinin sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri düzenlendi. Zeybrücke Berlin inisiyatifinin çağrısıyla düzenlenen eyleme 3500 kişi katıldı. Zeybrücke Berlin inisiyatifinin çağrısıyla "Sınırları aç, hayat kurtar" sloganıyla düzenlenen gösteride Avrupa Birliği'nin mülteci politikası protesto edildi ve sığınmacılara Avrupa Birliği kapılarının açılması talep edildi. Göstericiler, "Sınırları aç, Avrupa Birliği'nin utancı ve bu benim Avrupam değil" şeklinde sloganlar attılar.
Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin iltica taleplerini kayda geçirmeyeceğine dair kararının insan haklarına aykırı olduğu belirtilirken, Yunan sınırında bulunan mağdur sığınmacıların Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kabul edilmesi istendi. Zeybrücke Berlin inisiyatifinin eylemine 8 bin kişinin katıldığı belirtilirken, Berlin polisi bu sayıyı 3500 olarak açıkladı. Almanya'nın başka kentlerinde de benzer gösteriler düzenlendi. Salı günü TDU'da Küresel Gazeteciler Konseyi düzenlendi. Yapılan toplantıya Türkiye'den ve Berlin'de bulunan yerel ve ulusal gazeteciler katıldılar. Toplantıda TDU Genel Başkanı Remzi Kaplan, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve gazeteci Ahmet Külahçı konuşmalarını gerçekleştirdiler. TDU'da gerçekleşen toplantıda konuşan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Türkiye ile Almanya'nın tarihten gelen dostluğunu vurguladı. Türk-Alman ilişkileri zaman zaman kesintiye uğrasa da Osmanlı döneminde bile iki ülkenin büyük bir dostlukları ve hukukları olduklarını belirtti. Geçmişte Kanuni Sultan Süleyman'ın Şarkele mektup yazarak Fransa Kralı François'i serbest bırakmasını isteyecek kadar büyük bir dostlukları olduğunu hatırlattı. Dim, KGK'nın 8'i yabancı 42 gazeteciyle Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin devamı ve gelişimine büyük katkı sunacağına inandığını da söyledi. Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, Mustafa Ekşi'nin sunduğu güncel programına konuk oldu. Dün yayınlandı ama siz tekrarını Facebook'tan ve YouTube'dan izleyebilirsiniz. Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği kütüphane sohbetlerinin bu haftaki konuğu eğitimci ve yazar Ali Uzun oldu. Etkinliğe Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ve Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Profesör Doktor Cemal Yıldız da katıldı. Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikte açılış konuşmasını Berlin Yunus Emre Enstitüsü Kültür ve Sanat Koordinatörü Fatma Yıldız gerçekleştirdi. Birçok edebiyat severin katıldığı etkinlikte eğitimci Ali Uzun, Kaçkarlardan Berlin'e uzanan yaşam öyküsünü, eğitmen olarak Alman ve Türk toplumuna katkılarını, yaşadığı deneyimlerini anlatarak Anne ve Babaların El Kitabı, Leyla'nın Dünyası adlı kitaplarını tanıttı. Etkinlik arasında yapılan birebir sohbetlerde konukların kitaplarını imzaladı. Sevgilisine tacizden yargılanan 30 yaşındaki itfaiye eri duruşmaya çıkmamak için değişik bir yol izledi. Adliye binasını yakmaya kalkan şüpheli yakalanınca "bende koronavirüsü var" diye bağırıp kaçmaya çalıştı. Alınan bilgiye göre eski sevgilisini taciz ettiği için hakkında dava açılan 30 yaşındaki gönüllü itfaiye eri, duruşmanın gerçekleşeceği gün Turmstrabe üzerinde bulunan Berlin'in en büyük adliyesinde tuvalet kağıtlarını tutuşturarak yangın çıkarmaya çalıştı. Yangın alarmı üzerine 70 kişilik itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Bina tamamen boşaltılarak çevrede güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangını çıkardığının belirlenmesi sonucunda itfaiye eri hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Polisin yakaladığı şüpheli, polisten kaçmak için "bende koronavirüs var" diye bağırarak polisi kandırmaya çalıştı. Şüpheli tutuklandı. Çıkan yangın sebebiyle binanın içinde bazı camlar kırıldı ve duvarlarda hasar oluştu. Şimdi Berlin dışından bir haberle devam ediyoruz sevgili seyirciler. WhatsApp hattımıza gelen bir habere göre Türkiye'de koronavirüsü olduğu ortaya çıkmış. Şimdi görüntüler geliyor ekranlarınıza. Galeria Kaufhof mağazasında soygun gerçekleşti. 3 maskeli adam perşembe günü içeri girip takıları çaldılar ve ardından firar ettiler. Saat sabah 6 sularıydı. 3 kişi Alexander Platz'ta bulunan Galeria Kaufhof mağazasına girip takı rayonuna doğru hareket ettiler. Birçok vitrini kırıp içindeki takıları çaldılar. Ardından Dirkstrabe yönünde firar ettiler. Olaya şahit olan bir tanık, şüphelilerin siyah maske taktıklarını, kırmızı ceket ve pantolon giydiklerini, 35-40 yaşlarında ve 170-175 santim boylarında oldukları bilgisini verdi. Polis bu 3 soyguncuyu arıyor. Cuma günü Köpenik'te tramvay yayaya çarptı. Kaza sonucunda tramvay tarafından izlenen kişi hayatını kaybetti. Yaya saat 11.30'da Karlstrabe'de bulunan 62 numaralı tramvay yolundan karşıya geçmek istedi. O sırada tramvay duraktan hareket etti ve yayaya çarptı. Kaza sonucunda ezilen yaya ağır yaralandı ve kurtarılamadı. Tramvay sürücüsü şok geçirdi. Polisin verdiği bilgilere göre bu sene 17 kişi trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetti. Bunlardan en az 3'ü kamyon veya otobüs tarafından ezilen bisikletçi ve 2'si polis arabası tarafından ezilen bir yaya.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya'daki kurmak istediği fabrika çevreye zarar verdiği nedeniyle mahkeme kararıyla durduruldu. Tesla'nın kurmaya planladığı fabrika Avrupa'daki ilk otomobil ve batarya fabrikası olacaktı. Tesla'nın Almanya'da kurmayı planladığı Gigafactory adlı fabrikanın hazırlıkları Alman yargısı tarafından durduruldu. Çevreci gruplar, fabrikanın Berlin yakınlarındaki bir ormanlık alana kurulacak olması nedeniyle bölgedeki doğal yaşamın ve su kaynaklarının olumsuz etkileneceğini iddia ederek dava açmıştı. Tesla bu süreçte ormandaki yüzlerce ağacı kesti. Mahkeme verdiği kararla şirketin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Tesla'nın Berlin yakınlarında kurmak istediği fabrika, Avrupa'daki ilk otomobil ve batarya fabrikası olacaktı. Grünheide bölgesindeki Gigafactory, Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk tarafından Kasım ayında duyurulmuştu. Taksiciler Uber'e isyan etti. Başkent Berlin'de toplanan taksiciler Uber ve Free Now protestosu gerçekleştirdi. Başkent Berlin'de aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu binin üzerinde taksici Uber ve Free Now'u protesto etti. Taksiciler Olimpiyat Stadyumu'nda toplanarak konvoy halinde şehir turu attı. Protestocular Uber'e tanınan ayrıcalıklar sayesinde iş yapamaz olduklarını dile getirdiler. Protesto sebebiyle kent trafiğinde saatlerce sıkışıklık yaşandı. Suavi 7 Mart Cumartesi günü müthiş bir konser verdi. Ukrayna'da gerçekleşen konsere gelenler keyifli dakikalar geçirdiler. Suavi Cumartesi günü güzel bir konserle Berlinlileri mest etti. Kültürler Köprüsü Derneği'nin düzenlediği konser Ander Uranya'da gerçekleşti. Suavi konsere gelenlere müzik ziyafeti verdi ve her zamanki gibi kendine ve sesine hayran bıraktı. Berlin duysun. Efendim, uzun zaman sonra Berlin'e geldiniz. Hoş geldiniz. Biz sizleri çok bekledik. Sağ olun. Efendim, şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Konserden duygularınız nasıl? Seyircilerin tepkilerini beğendiniz mi? Konserin gelenlerden hani hangi enerjiyi kaptınız? Ya şimdi burada olmak benim için gerçekten büyük mutluluk. Çünkü ben şunu söylüyorum. Çok deneyimli bir müzisyen olmama rağmen benim için her sahne yeni bir heyecan, yeni bir sorumluluk demektir. Ve sahne sonrasında eğer insanlar oturduğu yerden ayağa kalkıp sizi ayakta alkışlıyorlarsa bence sıfırı bol en güzel kekten çok daha önemli bir sunumdur o. Ben acının karşısında eğilmedim ama o insanların karşısında eğiliyorsam eğer bu da yapmacık bir duygu değil. O insanların özverisine duyduğum saygıdır. Toparlarsak bence iyi bir geceydi. Keyifli bir geceydi. Evet, katılım bu koronavirüs vesaire filan üzerinden çok ciddi bir takım engellere çarptı. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. İstisna bir şey yaşıyor dünya. Dilerim bu olumsuzluktan da hızlıca kurtulur. Ama her şeye rağmen nicel değil nitel önemliydi. Burada çok şık bir beraberlik vardı. Gelen insanların eşlik etmesi, samimiyeti, alkışlarken katkısı, söylerken desteği ve finalde de ayağa kalkarak sahnedeki performansı alkışlaması bizim için en büyük onurdur. Ben keyifli bir konseri daha sonlandırdığımızı ve görevimizi yaptığımızı düşünerek ayrılacağım buradan. Bir daha Berlin'e ne zaman geleceksiniz? Ne zaman çağırırsanız o zaman. Mesela televizyonunuzun kuruluş yıl dönümünde beni çağırın geleyim, ne haber? Neden olmasın yani? En güzel sanatın yaşama sanatı olduğunu söylediniz. Evet. Televizyon ekranlarından yani buradan kameralarımıza şu anda zor durumlardan geçen insanlara motive etmek için birkaç söz söyler misiniz? Tabii söylerim ama benim söylemiş olduğum sözler o insanların motivasyonunu sağlayacak mıdır bunu bilmiyorum. Etki gücümü deneyeyim. Değerli arkadaşlar, hakikaten çok abartmayın hiçbir şeyi. Hayat hepimizin birlikte yaşadığı ve birlikte finalize olacağımız bir kaçınılmazı. O yanıyla bazı şeyleri es geçmekte, çok takıntılar içerisinde yürümemekte ama onurdan ve şereften, haysiyetten taviz vermemekte. Bir de asalak değil, üretimin içinde olmakta her zaman yarar vardır. Sanattan kopmayın ve üreten bir birey olun. Saygılarımla. Evet. Her şeye rağmen inadına bir konser yaptık. Bu inadına konserde bizi yalnız bırakmayan bütün dostlara çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Üstadım
Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Kardeşim. İyi ki varız hep beraber. Ben de bir kez daha sizin televizyon kanalınız aracılığıyla Berlin'de ve ita kapsama alanı olan bütün yerlerde bizi izleyecek olan dostlara saygılarımı sunuyorum. Keyifli yıllar yaşasınlar, sağlıklı yıllar yaşasınlar ve sanattan kopmasınlar. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. TV Türk ekibi Suavi konserini baştan sona çekti sevgili seyirciler. Eğer izlemek istiyorsanız YouTube hesabımızdan izleyebilirsiniz. Spor haberiyle devam ediyoruz. Hertha Berlin cumartesi günü Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Mücadele sonucunda maç 2-2 berabere bitti. Werder Bremen maçı hızlı başladı. 3. dakikada Josh Sargent'in golü ve 6. dakikada David Klaassen'in golüyle konuk ekip 2-0 öne geçti. 1. yarı tamamlanmadan Hertha Berlin, Niklas Stark'la 41. dakikada durumu 2-1'e getirdi. 60. dakikada başkent takımı Chunchai'la skoru 2-2 yaptı ve bu sonuçla maç berabere bitti. Union Berlin hafta sonunda Freiburg ile sahadaydı. Freiburg rakibini 3-1 mağlup etti. Freiburg, Roland Salah ile 34. dakikada ve Christian Günther'in 55. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti ve 1. yarıyı galip tamamladı. Union Berlin 61. dakikada Anderson'la skoru 2-1'e getirdi. Fakat Freiburg ekibinden 82. dakikada bir gol daha geldi ve bu skorla Freiburg sahadan 3-1 galip ayrıldı. Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Alba Berlin ile Barcelona kozlarını paylaştı. Başa baş bir mücadeleye sahne olan maça konuk ekip 84-80 kazandı. Müsabakaya Delaney ve Mirotic'in sayılarıyla iyi başlayan Barcelona, skor üstünlüğünü ele aldı ve çeyreği 27-18 önde kapattı. İkinci çeyreğe 7-0'la başlayan başkent ekibi, müthiş bir savunma yaptığı çeyrekte rakibine büyük bir üstünlük kurdu ve soyunma odasına 46-38 üstün girdi. Başa baş bir mücadeleye sahne olan maçta üstünlük sürekli el değiştirirken, konuk ekip son çeyrekte Alex Abrines'in de devreye girmesiyle Almanya deplasmanından 84-80 galip ayrıldı. Bu sonuçla Barcelona 21. galibiyetini alırken Alba Berlin 18. yenilgisini yaşadı ve 9 galibiyette kaldı. Turkish Airlines EuroLeague'in 28. hafta maçında Baskonia Vitoria Alba Berlin ile karşı karşıya geldi. Az bir farkla biten maçta Baskonia başkent takımını 73-72 mağlup etti. Alba Berlin cuma günü Baskonia Vitoria ile mücadele etti. Baskonia'da Tornika Şengeli'ye 24 sayı 7 rebound 5 asist, Semaj Christian 14 sayı 2 rebound 5 asist, Matt Jennings 10 sayı 4 rebound 3 asistle oynadı. Alba Berlin'de Marcus Eriksson 16 sayı 2 rebound 1 asist, Niels Giffey 14 sayı 1 rebound 1 asistle mücadele etti. Baskonia bu sonuçla 12. galibiyetini alırken Alba Berlin 19. mağlubiyetini aldı. Bu haftaki etkinliklerle devam ediyoruz. Ünlü rapçi Eno 11 Mart tarihinde yani çarşamba günü Kesselhaus'ta sizlerle olacak. Konser saat 20'de başlayacak. Yasemin Öztürk ve Paşan Yılmazel'in sahneye taşıdığı Aşk Bu Matlı oyun ilişkilerin başlama evresinden evlilik serüvenine kadar uzanan süreci anlatıyor. Bu oyunu cumartesi günü saat 20'de tiyatromda izleyebilirsiniz. Davranış bilimleri ve kişisel gelişim uzmanı Aşkın Kapışmak, anda kalmak için kullandığı etkin yöntemleri sizlerle paylaşmak için Berlin'e geliyor. Aşkın Kapışmak Carpe Diem adlı semineriyle pazar günü saat 18'de Tiyatro 28 sahnesinde olacak. Bu haberle programımızı noktalıyoruz. Bize haberlerinizi WhatsApp'tan yollamaya ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Berlin'in en modern güzellik salonu Secrets Element, başkent panoramayı sundu.